Yeni matematikçi değil mi bu? Evet. Mavi Ay'ın da kankası. Hocam hayırdır? Hayır çocuklar, hayır. Yarışmanın sunucusu ben oldum. Olmaz böyle şey. Sebep? Soruları tarafsız birinin hazırlayıp sorması lazım. Evet. Savaş Hoca tarafsız değil. Bunu kabul etmiyoruz. Bundan bizim de haberimiz yoktu. Ya bir dakika çocuklar, bir dakika. Yani soruları ben hazırlamadım zaten. Müdür Bey hazırladı. Ben de bilmiyorum yani. Dolayısıyla tarafsızlığıma güvenebilirsiniz. Ha. İyi o zaman. Yani. Kızlar nerede? Ne o? Hayalet görmüş gibisin. Yoksa yaklaşan hezimetine mi üzülüyorsun? Sen kendi işine bak. Ceren, ne söyleyeceksen söyle hadi. Hiç canım. Size iyi şanslar demek için gelmiştim. Bugünkü karşılaşmada ihtiyacınız olacak. Bin mukabele canım. Birazdan kimin neye ihtiyacı olacağını göreceğiz. Bana bak. Sakın sana acıdığımı zannetme. Seni düşündüğüm için değil, pençe için söylemedim. Ama ayağını denk al. Çünkü her zaman bu kadar düşünceli olmam. Alim Cizeri Koleji'nin sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bu bilgi yarışmasını düzenlememizde bize ilham veren okulumuzun iki güzide takımını, Mavi Ay ve Pençe'ye teşekkür ediyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. İlgili olan kazansın. Hadi başlayalım. Yarışmamız başlamak üzere. Her soru 5 puan değerinde ve 50 puana ulaşan ilk takım yarışmayı kazanmış olacak. Anlaşıldı mı? Güzel. O zaman başlıyoruz. Türk edebiyatında iz bırakmış eserlerden biri olan Kaşağı kitabının yazarı kimdir? Evet Pençe. Ömer Seyfettin. Doğru. 5 puan Pençe'ye. En çok ülkenin bulunduğu kıta hangisidir? Afrika. Doğru. Dünyada en çok ziyaretçi çeken müze hangisidir diye soracaktım ama sordurmadınız. Ben direkt söyleyeyim cevabı hocam. Fransa'daki Louvre Müzesi. Doğru. Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine... Sütlimleşme. Efendim? Pardon, heyecandan dilim sürçmüş. Sübimleşme denir efendim. Doğru. Yok artık, bu ne ya? Oraya bir 5 puan daha yazmanızı rica edeceğim. İşte buldum. Ya arkadaşlar kendinize gelin. Eziliyoruz resmen ya. Tamam, morali bozmak yok. Cevapları biliyoruz. Yani sadece sakin olun. Evet, devam ediyoruz. Yalnız lütfen soruların bitmesini bekleyelim. Lütfen, bekle. Bekle. Güneş sistemindeki gezegenlerin neredeyse tamamı saat yönünü...
Ya. Venüs. Venüs saat yönünde döner. Ya size bekleyin dedim değil mi çocuk? Bekleyin. Bak battı her taraf. Mahvoldu. Sayılmaz mı? Sayılır değil mi hocam? Sayılır. Sayılır. Ama olmaz ki böyle hocam. Baksanıza soruların hepsi battı gitti. Ziyan yok Savaş hocam. Bende yedek sorular var. Ha. İyi. Teşekkür ederim. Asya, sakin ol. Gerildiğimizden kaybediyoruz. Şimdi ne olacak? Artık yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa bahtımıza. Evet, taptaze sorularla yarışmamız devam ediyor. İnşallah Osmanlı ile ilgili soru çıkmaz. Yalnız rica edeceğim. Soru bitene kadar lütfen hiç kimse hiçbir şeye basmasın. Anlaşıldı mı? Güzel. Soru geliyor. Osmanlı'da en uzun süre tahtta kalan sultan kimdir? 4. Mehmet. Maalesef yanlış. Kanuni Sultan Süleyman. İkinci en uzun süre tahtta kalan 4. Mehmet'tir. Doğru. Soru geliyor. Hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar hangi sınıfta yer alırlar? Amfibiler. Doğru. Sıradaki soru. Genel ağ ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla kişi haklarının ihlal edilmesine ne denir? Önce mavi ay bastı. Bilişim suçu. Çok doğru. Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık hangisidir? Babililer. Ne yazık ki yanlış. Hayır. Doğru cevap Sümerliler. Doğru. Selimiye Camii ve Külliyesi nerededir? Bilmiyorsan niye bastın? Evet, cevabınızı bekliyorum. İstanbul. Maalesef yanlış. Edirne. Doğru. Belki de yarışmanın son sorusu olacak. Mavi ayın 50 puana ulaşması için sadece bir soruya ihtiyacı var. Pençenin ise 2 soruya ihtiyacı var. Hazırsanız soru geliyor. Osmanlı'da ordunun silahlarını temin etmek, bu silahların bakım ve tamirini yapmakla görevli askerlerin bulunduğu okul hangisidir? İşte bunu biliyorum. Önce mavi ay bastı. Topçu Hoca. Hayır Cebeci Hoca. Hayır Topçu Hoca, eminim baktım. Asya ben o zamandan geliyorum, farkında mısın?
Ya belki hatırlamıyorsundur. Baktığıma eminim Topçu Hoca'ya. Tamam Mahse, sen bilirsin. Evet, cevabınızı alayım. Topçu Hoca. Maalesef yanlış. Evet. Cebeci Hoca. Doğru. Son tahlilde her iki takımda 45 puanla. Bu soruya doğru cevap veren yarışmanın galibi olacak. Dünyanın çalışır durumda en eski saati olan ve Çekya'nın başkenti Prag'ın meydanında bulunan astronomik saat kulesi kaç yılında inşa edilmiştir? 1400. Tecrübelerimizden biliyoruz. Doğru cevap. Hadi hadi hadi. Bir, iki, üç, mavi, ay, hey! Hadi Asya, gel.